Selamlar sevgili gençler. Ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. 2020 tayfa için daha öncesinde yapmış olduğum bu Small Medium Large XX Large yani SML XX Large serisine devam edeceğiz. Bugünkü konumuz da permütasyon. Şimdi niye permütasyondan başladık? İşlediğimiz konulardan daha önce işlediğimiz konulardan bir konuyu seçerek bundan başlayamaz mıydık? Çünkü olasılığın xx dercini yapmıştım. Permütasyon kombinasyonu yapmamıştım sevgili gençler. Önce bunları bir tamamlayalım. Daha sonra merak etmeyin. Tüm konuların, vallahi billahi tüm konuların xx derci serileri gelecek. Buna adınız kadar emin olun. Ama özellikle ilk başta yapacağım konular şunlar olacak sevgili gençler. Sizin zorlandığınız ve Böyle nokta atışı biçiminde bitiremediğiniz konular olacak haberiniz olsun yani ne bileyim basit eşitsizliklerin xx'ler sorularını biraz daha sonraya bırakırım mesela gibi veya üstü sayılarınkini sonraya bırakırım ama ilk başta hepimizin zorlandığı konulardan yapacağım bu xx'ler serisini. Şimdi xx'ler soru serisi denilince sevgili gençler bu xx'lerden kastımız şöyle olmasın çok kazık çok baba sorular çözüyoruz değil. Bu xxler serisinde yaklaşık olarak 8-9-10 tane soru soracağım. Tamam mı? Bu soruları çözeceğim. Bu soruları çözerken de sevgili gençler aklınıza şu bulunmasın. Sakın hocam keşke soruların tadı damağımızda kaldı. 8'den fazla soru olsaydı 9'dan 10'dan fazla soru olsaydı demeyin. Mesela türev için tabii ki 10 tane soruda gösteremeyiz. Belki 15-20 tane soru çözeriz. Fakat e, buradaki amaç şu. Mesela permütasyon konusunu bu konusunda bu xxlarç videosunu pdf'indeki soruları gördükten sonra çözümlerini inceledikten sonra sen de kendin de çözmeye uğraştıktan sonra eğer hepsini bunların başarılı bir şekilde anlarsan şunu hissedeceksin. Aa lan permütasyon buymuş işte yani demek ki bunu buradan kaynaklı yapıyormuşuz diyeceksin. Özenle seçtim soruları. Öyle e, nasıl diyeyim sizi boş boş oyalayacak soru yok. Özenle seçtiğim sorular var özenle izleyeceksiniz ve bu videoyu bittikten sonra şu cümleyi söyleyeceksiniz. Bakın tekrar ediyorum. Oha lan işte bu kadarmış ya. Prezantasyon dediğimiz buymuş. diyeceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Dolayısıyla az ama öz soru. Az ama öz soru var bu PDF'lerde. PDF linkini zaten bıraktım ben size. Bu arada şunu da sorabilirsiniz. Hemen onu da cevaplayayım. Cevapladıktan sonra videoya başlayalım sevgili gençler. Hocam bu canlı yayın mı? Canlı yayın değil. Daha öncesinde kaydettiğim hatta 3. defa bakın 3 3 3. defa kaydettiğim bir video. İlkinde bu sahne geçiş olaylarından kaynaklı ilkinde mikrofonu açmayı unuttum 55 dakika boşa çektim. 8 tane soruyu 55 dakikada anlatmıştım boşa gitti video. İkincisinde ikinci sahnenin mikrofonunu açmayı unutmuşum o videoda boşa gitti. Sadece tek sahnede konuşuyorum ikinci sahnede böyle sadece dudaklarım kımıldıyor çünkü mikrofonu açmayı unutmuşum. Gece çekmeye çalışmışım. Gece 5.30'a kadar uğraştım ama yetişmedi. Şimdi gündüz vakti artık çekiyorum sevgili gençler sizler için bu videoyu. Ee, umarım şu an sesim kaydediliyordur ki kaydedildiğinden eminim. Çünkü denemesini 3-4 defa denedim artık kaydediliyor dedim. Ee, tamamen yeni bir özelliği keşfedeyim diye yola çıktım ama sanırım bu sefer başarılı oldu. Şundan bahsediyorum. Sahne geçişlerinden sevgili gençler. Evet sahne geçişleri de çalışıyor umarım. Kendim göremiyorum çünkü şu an bu kaydı yaparken. Mutlaka onun da yolu vardır ama yavaş yavaş öğreniyoruz. Ne yapalım? Ee, şimdi xxler soruların bunun canlı yayın olmadığından da bahsetmiştim. Bu YouTube'un bir özelliği. İlk gösterim, premier gösterim diye bir özellik. Bunu nasıl düşünebilirsiniz? Bir sinemanın gala, gala filmi gibi düşünebilirsiniz. Gala gösterimi gibi gö düşünebilirsiniz. Yan tarafta canlı sohbet canlı bir şekilde aktif yazdıklarınızda orada birbirinizle konuşabilirsiniz ekstradan siz bu videoyu izlerken ilk defa ben de sizle beraber izliyorum yani şu an ben de chat kısmındayım yazabilirsiniz arkadaşlar sorularınızı cevaplandırabilirim ekstradan videodan da yani önceden çekilmiş videoda da sizin sorularınıza derman olabilecek cevap olabilecek şekilde burada da ben size bazı duyurularımı yapıyorum. Şimdi permütasyondan başlayacağız. Yavaş yavaş gideceğiz. Bir de şu soruyu soracak olabilirsiniz. Hocam bu videoların yayınlanma sıklığı ne olacak? Arkadaşlar inanın ben de bilmiyorum ama 7 ila 10 günde bir video paylaşmaya çalışacağım. Sonuçta matematiğin ilacı var, konu anlatımı var, rehberlik videoları var. Ekstradan integral fasikülünün çözümlerini yapacağım ben size. Permütasyon, kombinasyon, olasılık fasikülümüz çıkıyor. Bir yandan onla uğraşıyoruz, çıkartmaya çalışıyoruz. Onlar çıktıktan sonra onların da çözümlerini yapmam gerekiyor sizlere. Dolayısıyla işim biraz yoğun. Yoğun olduğum için de beni maruz görün ama merak etmeyin. Sınava 7 aydan fazla var. Belki de 8 aydan fazladır. Hiç hesaplamadım son zamanlarda. 8 aya yakın bir süre var. Ve bu 8 ay e, sürelik 8 aylık süre boyunca ben sizi hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağım zaten. Dolayısıyla rahat olun. E, bu 8 ay içerisinde ben size çok çok fazla video alacağım. 500'den fazla video gelir merak etmeyin. E, dolayısıyla sevgili gençler rahat olun. E, siz bana bırakın. Ben de size çok güzel bir şekilde anlatıp dertlerinize derman olurum. Hiç merak etmeyin o konuda gönlünüz kalbiniz ferah olsun. Beyniniz zinde olsun. Açın kulaklarınızı, açın gözlerinizi. Beni takip edin, beni izleyin. Ben sizi zaten yalnız bırakmayacağım. Sınava da en iyi şekilde hazırlayacağımı zaten daha öncesindeki videolarda da çok çok söz vermiştim diyelim. Ve lafı fazla uzatmayalım da ilk sorumuzda hadi bir başlayalım. Hadi umarım sahne geçişleri ve sesim çalışıyordur. Umarım çalışıyordur. Evet. Şimdi şöyle de yaklaştıralım sorumuzu. 6 tane araba görseli var. Şekilde gösterilen arabalardan aynı renkli olanlar özdeşmiş arkadaşlar. Aynı renkli arabalar yan yana bu özdeş kelimesini biliyorsunuz birbirinin aynısı olan manasına geliyor. Aynı renkli arabalar yan yana olacak şekilde bazıları düz bazıları da ters biçimde park edilmiş. Arabaların tamamı istenirse düz veya istenirse ters park edilebilir. Bununla özgürsün diyor. Buna göre bu arabalar toplam kaç farklı biçimde park edebilir diye sorulmuş. Şimdi bak aynı renk olan arabalar yan yana park edecekse ben böyle havele böyle karıştırırken arabaları tamam mı yerlerini değiştirirken bu mavi renkli arabayla sarı renkli araba yan yana gelebilir. Bunlara engel olmak için bunlar bir oyuncak araba gibi düşünün. Ben bunları şöyle bunları buzdolabı poşetine yerleştireyim sevgili gençler. Ağızlarını da bağlayayım ki şöyle e, bunlar hareket etmesinler. Şöyle yapalım. Bunu da yerleştirelim bir buzdolabı poşetine. Tamam. Şimdi buzdolabı poşetleri de domatese benzedi. Evet. Şimdi bunlar artık Yan yana olacaklar hiç kımıldamayacaklar ve ben bunları artık Birer araba olarak düşünebilirim yani Birer cisim olarak düşünebilirim 3 tane cisim var Bunları 3 faktöriyel biçimde sıralayabiliriz bu bir ikincisi İkincisi ne hocam şunlar Bakın Şunları yer değiştirmek Benim hiç işime gelmez niye çünkü zaten aynı arabalar bunlar değil mi Yani yer değiştirse ne olacak ki Aynı şeyi bir daha bir daha saymış olacağım yanlış yaparım O yüzden bunları değiştirmiyoruz ama Bunların kendi içlerinde yönleri var. Yani öne veya arkaya doğru park edebilir. Dolayısıyla bir ilk araba için iki faktöriyel, ikinci araba için de iki faktöriyel, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı araç için de iki faktöriyelle bunları çarpmam gerekiyor sevgili gençler. Bitti mi? Bitti. Şimdi bunları çarparsak sonucu bulacağız. Bakın iki faktöriyellerin zaten iki olduğunu biliyorsun sen. Dolayısıyla 2 üzeri 6 gelecektir. 3 faktöriyel de 6'ydı. 6 altı çarpı 2 faktöriyel senin cevabın olacak. 2 üzeri 6 64'tü. Çarpı 6 dersek Cevabımız 384 olur sevgili gençler. Edirne seçeneğinde cevap verilmiştir diyebiliriz. Evet. Güzel bir soruydu. Ee, burada biz neyi kullandık? Aslında biraz tekrarlı permütasyonu kullanmış olduk. Kullanmasak bile onu düşünmüş olduk. Niye? Çünkü özdeş arabalar vardı. Ben Tekrar permutasyon kullanmak yerine şunu yaptım. O arabaların yer değiştirme durumlarını hiç görmedim. Zaten egal edecektim sorunun içerisinde tekrar permütasyon kullanmış olsaydım. Hiç düşünmedim o arabaların yer değiştirme durumunu. Böylelikle daha kolay bir çözüm haline gelmiş oldu. Umarım beğenmişsindir. Şimdi geçelim bir diğer sorumuz olan ikinci soruya. İkinci soruda böyle bir çizelge verilmiş. Bu çizelgenin üstünde 3 tane nokta var. Bakalım bu noktalar ne işimize yarayacak? Sorumuzda diyor ki A noktasında bulunan bir tane faremiz var. B ve C noktalarında bulunan peynirlere ulaşmak için çizgiler üzerinde hareket edecektir. Sadece çizgiler üzerinde hareket edecek. Fare A noktasından hareket edecek. Önce C noktasındaki peynire gidecek. Buradaki peyniri yedikten sonra da B noktasındaki peynire doğru en kısa yoldan gidecek. Yani bu iki hareketi yaparken de en kısa yoldan gidecek. Buna göre fare bu yolculuğu kaç farklı yoldan yapabilir diye sormuş. Bak şimdi. Canım arkadaşım. Bizim ısrarla ama ısrarla anlattığımız ama bir türlü ÖSYM'nin sormadığı bir konu var. Bir konu var. Tekrar permütasyonun içerisinde. Hani hatırla bak şimdi hemen hatırlayacaksın. Ha hocam tamam hatırladım. Evet işte bu. ÖSYM sormuyor ama hocalar ısrarla anlatıyor. Nedir bu? Arkadaşım A noktasından B noktasına en kısa yoldan diye sorabilir. Ya da sadece aşağı ve sağa gidipmek şartıyla diye sorabilir. Kaç farklı biçimde gidilebilir diye sorulan sorular var ya. Biz de burada çeşitli çeşitli yöntemler öğretiyoruz hani. Mesela tekrarlı permütasyona göre şu yolu takip edersek 3 kere sağ ve 2 kere aşağı yönde hareket ettiğimizin 3 tanesi, 2 tane A diyoruz. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden bunun cevabına 10 diyorduk mesela gibi. Ya da şöyle diyorduk. Buralara 1 1 1 yazıyorduk. 1 1 yazıyorduk. 1 1 daha 2 2 1 daha 3 3 1 daha 4 1 2 daha 3 3 3 daha 6 4 6 daha 10 yapıyorduk. Demek ki 10 farklı biçimde gidebilir diyorduk. Biz bunları anlatıyorduk da uzun uza diye. ÖSYM bunları sormaktan artık vazgeçmiş gibi bir havası vardı. Yalnız şöyle bir durum var. Çünkü sorular biraz daha yeni nesil hale gelmişti. Dolayısıyla sormuyorlardı. Ama şöyle bir durum var ki bu şu yöntem şu sorunun yeni nesil sorunun içine öyle güzel gömülmüş ki işte bunu kullanmak zorunda kalıyorsun. Ve gayet fare hikayesi, ondan sonra peynir hikayesi, yem hikayesi gidilebilecek yolların bu şekilde hani net olarak verilmemesi senin çizmen gerek. Ee, tam olarak bir yeni nesil soru ve tam olarak şu yöntemin de yeni nesil soruya çok güzel uyarlanmış hali. ÖSYM artık bunu niye sormasın bence sorabilir. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde dinlemeni tavsiye ediyorum sana. Bak şimdi canım arkadaşım. Şöyle diyelim. Önce alan C'ye gideceğiz. En kısa yollardan gidecekse benim izlemem gereken kroki yol şu şekilde olmak zorunda. Yollarımız da bunlar. Peki A'dan C'ye en kısa yollar nasıl gidilebilir? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yatay bir tane dikey var. O zaman 6 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 1 faktöriyeli yazmıyorum o zaten bir tane. 6 faktöriyeli de 5'e bölersek 6 farklı biçimde C noktasına gelebilir. Yani bizim fare A şehrinde ise C şehrine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı yoldan gidebilirdi. Buraya 6 yazdım. Peki şimdi C'den de B'ye gidecek. C'den B'ye kaç tane yol var onu hesaplamak için de önce şurayı bir temizleyelim sizde. Şöyle yapalım. Ve sevgili gençler B'den C'den B'ye gitmek için de şu krokiyi izlemek gerekiyor diyeceğiz. Ve burada da yollarımızı çizelim. Şimdi bu yolları da bu şekilde gösterdikten sonra C'den B'ye 1, 2, 3, 4, 5 tane dikey, 2 tane yatay yol var. Yol var. Dolayısıyla 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyeceğiz. Bunda bunu sadeleştirirsem 5 kere 6 kalır. Pardon 6 kere 7 kalır. Özür diliyorum. 6 kere 7 kalır 6 kere 7 42 2'ye böldüm 21 farklı yoldan da B'ye gidebilirmiş demek ki 1 2 nokta 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 şöyle yaparsak burada da 21 tane birbirinden farklı yol var artık soru şu hale geldi mi A'dan C'ye 6 C'den B'ye 21 tane farklı yol varsa A'dan B'ye kaç farklı biçimde gidilebilir 6 kere 21 demiyor muyduk biz buna diyorduk o zaman cevap ne olur 126 olur sevgili gençler cevabımız da C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Evet Gördüğünüz üzere gayet eski olan bir soru tipini yeni nesilleştirerek nasıl sorulabilir? Bu şekilde sorulabilir. ÖSYM bunu kullanır mı? Kullanır. Kullanırsa güzel olur mu? Olur. En azından şu an bu videoyu izleyenler için güzel olur. Çünkü artık eski yöntemlerin de yeni nesilleştirilebilmiş hallerini sizler görüyorsunuz. Ve kim gösteriyor? Ben gösteriyorum. Kim izliyor? Siz izliyorsunuz. Daha ne olsun? Değil mi? Sizler bu soruları artık çözebilirsiniz. Üçüncü sorumuz bir kitaplığın bir rafındaki kitaplar için tabi şöyle yapalım aynen bir kitaplığın bir rafındaki kitaplar için aşağıdaki bilgiler bilinmekte. Güzel bir soru dikkatli dinle. Kitaplığın bu rafında matematik, kimya ve fizik kitapları bulunmakta. Şimdi bak yeni nesil olan sorular biraz daha uzun oluyor ya o soruları okurken hepsini bir anda okuyup daha sonrasında düşünmeye çalışma. Adım adım oku adım adım düşün. Kitaplığın bu rafında matematik, fizik ve kimya kitabı var. Matematik, kimya ve fizik kitaplarımız varmış. Güzel. Kitapların tamamı birbirinden farklı. Güzel. Tekrarlı permütasyonla uğraşmayacağız. Bunu anlıyoruz. Kitapların hepsi birbirinden farklı. Matematik kitaplarının sayısı 3'tür. Şimdi 3 tane matematik kitabımız olduğunu öğrendik. Matematik, matematik, matematik dedim. Kimyaları, fiziği bilmiyor. Matematik kitaplarının tamamı yan yanadır. Tamam tamamı yan yanaysa ben bunları şöyle sarı bir bantla yapıştırayım birbirine. Bunlar birbirinden ayrılmasınlar. Elif bu kitapları verilen koşullara bağlı kalarak kitaplığın bu rafına düz bir sıra halinde 6x6 faktöriyel bir değişik biçimde yerleştirebildiğine göre. He, anladık sorunun niyetini. Sorunun niyeti şu. Kimya ve fizik kitaplarının sayısını vermemek. Ama sonucu vermiş. Güzel. Kimyaların kaç tane olduğunu bilmiyorum. Fiziklerin kaç tane olduğunu da bilmiyorum. Varsayalım ki burada en tane kitap var toplamda. Toplamda en tane kitap var. Ve ben şunları bantladığım için bir tane de burada vardır gibi düşünebilirim artık. Peki ben diyorum ki bu kitaplar kendi aralarında kaç faktöriyel biçimde yer değiştirebilir? Arkadaşlar n tane burada bir tane buradaysa bunu tek kitap olarak kabul ettiğimiz için n artı 1 faktöriyel çarpı bir de şu matematikler kendi aralarında 3 faktöriyel biçimde yer değiştirebilir. Ve bu 6 çarpı 6 faktöriyeli e eşit oluyormuş. Ne ilginçtir ki 3 faktöriyelle şansımıza 6 birbirine eşit olduğu için sadeleştirilebilir. n artı 1 faktöriyelde 6 faktöriyeli eşitse n artı 1 6'dır en de sevgili gençler 5'tir. N'nin ne olduğunu bulduk. Demek ki burada 5 tane kitap varmış. E soru bize ne diyor? Kitaplığın bu rafında toplam kaç tane kitap vardır diye soruyor. 5 e tane burada var. 3 tane de burada vardı. Toplam 8 tane kitap vardır diyebiliriz sevgili gençler. İşte bu soruda yani uzun bir soru uzun soluklu bir soru. Ne kadar uzun durmasa da çok fazla bilginin içer, içerildiği bir soru aslında. Çok fazla bilgi var ve sen bu bilgileri hepsini aynı anda okumuş olsaydın inan şu bilgiyi şunu okurken şu bilgiyi unutmuş olacaktın. Dolayısıyla bunu okuduktan sonra hikayeni kendin oluştur. Şunu oku he tamam bunu demeye çalışıyor. Bunu oku tamam burada da bunu demeye çalışıyor. Ekstra bir özellik geldi demek ki burada bu varmış dersen işte o zaman soruyu hem unutmazsın hem soruyu daha iyi kavrarsın hem de hikayeyi hakim olursun. Olay bu. Evet geçtim şimdi dördüncü soruma. Dördüncü sorumda sevgili gençler İlk başı bir okuyalım. Aşağıda 10 santimetrelik bir şablon cetveli verilmiştir. Şablon cetvelinde 2 tane kare, 3 tane çember, 3 tane üçgen şekli bulunmaktadır. Bu şablon cetvelinin ne olduğunu siz biliyorsunuz değil mi? Hani bu ilkokulda hocalarımız hep aldırırlardı ya bizlere. Üzerinde böyle kare, daire, yıldız, çember, üçgen. Çemberle daire aynı şey oldu. Yani aynı şey değiller aslında da. Üçgene, şablon cetveline göre aynı şeyler. Ya da ne bileyim Atatürk Süleyeti olurdu hatırlarsanız. Genelde mavi renkte olur, beyaz renkte olurdu. Hatırlarsanız kırmızı, mavi kırmızı ve beyaz renk meşhurdu mesela. Herkes de onlardan vardı. Ben de maviydi mesela. Şablon cetvelini tamamen burada açıklamış bizlere. Peki, şablon cetvelindeki aynı özellikleri taşıyan şekiller birbirinden farklıdır demiş. Yani bakın yine okuyorum, okuyorum, yorum yapıyorum. Hepsini birlikte okuyup yorum yapmaya çalışmıyorum. Şablon cetvelindeki aynı özellikleri taşıyan şekiller birbirinden farklıdır diyor. Ne demek bu? Buradaki kareler ikisi de aynı özelliği taşıyor ama birbirinden farklı kareler. Buradaki çemberler aynı özellikte ama birbirinden farklı. Üçgenler aynı ama birbiri, aynı özellikleri taşıyor ama birbirinden farklı. Güzel. Defterine bu şekillerden 3 tane çizecek olan aslı ilk şekil için herhangi bir şekil. ikinci şekil için çember. Son şekil için de kare çizmeyi planlamış. Ve diyor ki sinek geldi. Buna göre aslı bu üç şekli defterine kaç farklı şekilde çizebilir diye sorulmuş sevgili gençler. Bak İlk şekil için herhangi bir şekil. Kaç tane şeklimiz var toplam? 8 tane. 8 tanesinden herhangi bir tanesini seçebilir. Çarpı. İkinci şekil için bir tane çember çizmek istiyor. E kaç tane çemberimiz var? 3 tane. 3 tane çember varsa çarpı 3. Çarpı. Üçüncü şekil içinde bir tane kare çizmek istiyor. 2 tane karemiz var zaten. 2 kere 3 6. 6 kere 8 48. Bizim sorumuzun cevabı budur diyebiliriz. Evet. Gayet güzel bir soruydu. Hocam bunları sıralamayacakmış. Zaten bize sıralamasını vermiş. Yani herhangi bir şekil Artı ikinci şekilde çember, üçüncü şekilde zaten ne olması gerektiğini söylemiş, kare olması gerektiğini söylemiş. E hocam, ilk şekilde kare çizdiyse, ikinci şekilde çember çizdiyse, üçüncüde de de aynı kareyi çizdiyse burada tekrarlı permütasyon olayı yok mu? Olayı yok mudur? Yoktur arkadaşım. Çünkü bunları zaten ayırmış. İlk çizim, ikinci çizim, üçüncü çizim diye ayırmış. Bunların yerleri zaten farklı. Ben bunları kendi işlerimde sıralamıyorum zaten. Sıralasam 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel falan da çarpardım zaten. Ama burada Herhangi bir şekilde sıralamamız mevcut değil. Evet. Geçiyorum ikinci sayfama. Zaten iki sayfaydı pdf. İkinci sayfada da çok güzel sorular var. Dikkatli dinlemeni ve tak e, takip etmeni e, umuyorum. Beşinci sorumuz. Aşağıda sevgili gençler soldan sağa Yılmaz Kerem Selin adında 3 tane arkadaşın bir özçekimi arasındaki görüntüleri verilmiştir. Soru çok güzel çok tatlı. Sana da çok şey katacağından eminim. Dikkatli bir şekilde dinle. Şimdi. Yılmaz, Kerem ve Selin. Bu fotoğrafta soldan sağa doğru dizilen kişilerin baş harflerini yazıyorsunuz. Öz çekimi yapan kişinin baş harfini de kırmızı ile göstermeye öz çekim şifresi diyoruz. Öz çekim şifresi. Yani burada mesela e, yukarıdaki fotoğrafın öz çekim şifresi YKS'ymiş. K kırmızı. Yani Yılmaz, Kerem ve Selin. YKS. Yüksek öğretim kurumları sınavı mıydı? Aynen. Şimdi YKS K'da sevgili gençler farklı bir renk olarak verilmiş. Neden? Çünkü selfie Kerem çekiyor. Bakın eller bunlar Kerem'in elleri. Değil mi? Selfie'yi de Kerem çekiyor. Dolayısıyla bunu kırmızı yapmışlar. Eğer diyor aynı fotoğrafı aynı sıralamada Yılmaz adındaki kişi çekmiş olsaydı bu sefer diyor Y'yi kırmızı yapardık. K ise siyah olurdu ama sıralama değişmezdi. Çünkü sadece fotoğraf makinesini ya da telefonu Yılmaz'a vermiş olurduk. Güzel. Şimdi sorunun özü şurası. Buna göre bu 3 arkadaşa bizim Kenan Hoca da katılsaydı diyor. Kaç farklı öz çekim şifresi oluşurdu? Şimdi Kenan Kara gelmiş Ken 06. Diyor ki beni de çekin. Ben de gireyim fotoğrafa hatıra kalsın diyor. Eyvallah diyorlar. Oturuyorlar fotoğraf çektirmeye. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Kenan Hoca'nın da baş harfi K. Ayda buradaki K ile buradaki K'nin karışma durumunu nasıl engelleyeceğiz? Hiç sıkıntı değil. Bak hiç sıkıntı değil. Yapmamız gereken olay şu. Bizim elimizde Y var, K var, S var, K var. E şimdi bunları ben Kırmızıyı hiç düşünmeyin ilk başta. Kırmızıyı ilk etapta düşünürseniz kafa var ya Allah bullak olur. Kırmızı olayını hiç düşünmeyin şimdi. YKSK'dan Ben bunları kaç farklı biçimde sıralayabilirim tekrarlı permütasyonla 4 faktöriyel yani bölü 2 tane k olduğu için 2 faktör yani 24 bölü 12'den 24 bölü 2'den 12 farklı biçimde bunlar zaten sıralanabilirler. Peki Bunlardan hangi sıradaki kırmızı renkli olabilir? kırmızı için yerleştirilebilecek 1, 2, 3, 4 var. Yani 4 tane harfim var kırmızıyla boyanabilecek. O halde 12 çarpı 4 dersen ben cevabı bulurum zaten. 48 Şıklar, şıklarımız var mıydı? Var. Cevabımız ne olacak? Denizi seçeneği olacak. Şimdi hocam buradaki K'nin kırmızı olmasıyla Kenan Hoca buraya otursaydı ve onun isminin baş harfi K, kırmızı olsaydı değişmez miydi? Değişirdi. Zaten biz onu burada engelledik be dostum. Tamam mı? Biz burada zaten bunu engelledik. Yani bölerek bu tekrarlı sıralamayı zaten engellemiş olduk. Kırmızının gelebileceği zaten 4 tane yer vardı. Bir de biz o 4 tane ismin isminin baş harfini sıraladık, yer değiştirdik. K'lerin yer değiştirmesini de burada engelledik. Mis gibi. O zaman bir akarı kokarı yok sorunun. Cevap 48'di. Cevap Denizli'di sevgili gençler. Geçiyorum 6. soruma. 6. soru da bakın öyle güzel soru ki. Ben bu sorunun ee, ilk defa farklı bir e, yerde 2014'te 2015'te falan görmüş olmam lazım. Orada maç 3-3 bitiyordu ee, ve çok güzel bir çözüm yöntemi de kendim bulmuştum, uğraşarak bulmuştum. Yani yarım saat uğraştım, eyvallah ama kendim bulmuştum. Ee, ve sevgili gençler, ilk defa gördüğüm bir soruydu. Hani klişeleşmiş soru değildi artık aklımda ama bunu, bunu görünce artık diyorum ki kendi aklıma göre bu, bu bir klişe soru, klasikleşmiş bir soru. Ee, çünkü ben biliyorum çözümünü daha öncesinden. Şimdi. Hikayeleştirelim önce soruyu. A ve B takımları arasında oynanan bir futbol karşılaşmasında maç 2-2 bitmiştir. Maçtaki gollerin atılış sırası da aşağıdaki gibidir. A takımı ev sahibi 1-0 öne geçmiş. Sonra deplasman B takımı 1-1 yakalamış. Sonra deplasman 2-1 öne geçmiş. Ve A takımı maçın son dakikalarında 2-2 yakalamış. Ve sevgili gençler maç bitmiş. Ev sahibi istenileni bekleneni verememiş. Kendi evinde kazanamamış. Daha sonrasında hırslanıyor ve A ve B takımları rövanş maçına çıkıyor. Başka bir maçta ise A takımı lehine maç 4-2 bitmiş. Yani A takımı 4-2 kazanmış. Şimdi buna göre bu maçtaki gollerin yani 4-2'lik maçtaki gollerin atılış sırası kaç farklı şekilde gerçekleşebilir? Soruyu ben size daha farklı bir şekilde hikayeleştireyim mi? Hikayeleştir hocam. Hadi bakalım. Şöyle. Ben A takımını tutuyorum. Sen de A takımını tutuyorsun. Ben maçı izlemişim. Yenmişiz böyle onun keyfini yaşıyorum. Sen benim yanıma geliyorsun diyorsun ki İsmail hocam Maçı izlediniz mi ya? Ben dedim ki ha izledim dostum ya ben A takımını tutuyorum. Niye izlemeyin ki maçı diyorum. Tamam hocam diyorsun ben izleyemedim ya metrodaydım diyorsun. İzleyemedim. Kaç kaç bitti diyorsun. Ben dedim ki 4-2 kazandık. Aa çok iyi. Sen de seviniyorsun. Ben de sana diyorum ki gollerin atılış sırasını biliyor musun? Bilmiyorsun tabii doğal olarak. Ee, tahmin et bakalım diyorum goller hangi sırada atıldı? Yani önce A takımı 4-0 öne geçip daha sonrasında B takımı 4-2 yakalamış olabilir ya da A takımı 2-0 geriden gelip 4-2 kazanmış olabilir ya da 1-1 2-2 olmuştur. Daha sonrasında 4-2 öne geçmiştir. Bunları bilmiyorsun. Tahmin et dediğim zaman en az kaç tane tahminde bulunabilirsin ki? Bulunmalısın ki bu tahminlerin arasında doğru tahmin kesinlikle olsun. Yani tüm ihtimalleri sayman gerekiyor. İşte biz buna sevgili gençler şöyle diyeceğiz Soruyu nasıl düşünebiliriz? Aynı soru. Yani benim size anlattığım hikaye ile bu sorunun hikayesi aynı. Çözümü aynı. Şimdi A takımının attığı golleri tamam mı? Şunu düşünmüyorsun. Tamam bu A takımı gol atmış da acaba hangi oyuncu gol atmış falan diye düşünmeyeceksin. A takımının attığı golün ismi A'dır. B takımının attığı golün ismi B'dir. E bir tane A, 2 tane A, 3 tane A, 4 tane A takımı gol atmış, bir tane de B takımı gol atmış. Ve soldan sağa doğru düşünecek olursak, gollerin atılış sırası diyebiliriz. A takımı 1-0, B 1-1 yaptı. A 2-1, 3-1, 4-1 yaptı, B 4-2'yi yakaladı. Bu şekilde olabilir ya da önce A takımı 4-0 öne geçti, sonra B takımı 4-2'yi yakaladı gibi olabilir. E şimdi bunları düşünürsek, bunlar ne kadar yer değiştirirse, ne kadar farklı e, yer değişimine uğrarsa o kadar farklı skor ortaya çıkmaz mı? Gol atılış sırası ortaya çıkmaz mı? Çıkar hocam. Tekrarlı permütasyonun alasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla 6 faktöriyeli ben 4 tane A takımının golü 2 tane de B takımının golü olduğu için oranlayacağım. Burası da 5 kere 6 bölü 2'den toplam 15 gelecek. Demek ki 15 tane farklı tahminde bulunursan sen bu maç için gollerin atılış sırası için içlerinden bir tanesi mutlaka doğru olmak zorundadır. 15 bizim cevabımızdır. Bu soruyu da bu şekilde düşünebilirsin. Şimdi bizim burada yaptığımız olay aslına bakarsanız ne? Hikayeleri tamam mı? Yani bir sürü hikaye uydurulabilir permütasyonla kombinasyonla alakalı. Bir sürü. Yani envai çeşit. O yüzden diyorum ki 1 milyon tane soru çözsen ben seni 1 milyon birinci soruda Tonga'ya düşürebilirim bu konu hakkında. Tonga'ya düşürebilirim. Neden? Çünkü arkadaşım taban aritmetiği diye eski bir konu vardı. Onun içerisine bile uygularsın bu konuyu. Fonksiyonun içerisine uygularsın. Mantık, küme, basit eşitsizlik ya alayının içerisine basamak kavramı mükemmel sorular var permütasyon ve basamak kavramının ortaklaş olduğu e, soruların içerisinde mükemmel sorular var yani sen bunu her bu konunu sorularını her konuya uyarlayabildiğin için monte edebildiğin için tamam mı e, istediğin kadar permütasyon kombinasyon olasılık sorusu çöz hiçbir zaman kendini hazır hissetmeyeceksin ama ne olur düşünce yolunu geliştirebilirsin ve düşünce yolunu geliştirebilmek için de çok fazla miktarda soru çözmen lazım. Diğer mesela fonksiyon konusunda 400 tane soru çözdüysem bir senede, permütasyon kombinasyon olasılıktan 1000 tane soru çözmen lazım. Fasikül bitir ya gerekirse, fasikül bitir. Permütasyon kombinasyon olasılığımız fasikülde çıkıyor ya bizimde. O fasikülümüze çıkıyor. Onu alıp bitirebilirsin mesela anında. Konu ben sana burada konuyu anlatırım. Ee, konuyu anlattıktan sonra hemen çok güzel bir şekilde başlayıp çatır çatır bitirebilirsin. Sorularını da çözeceğim zaten ben sana. Ama lütfen mutlaka bu konuyla alakalı bir fasikül bitirin. Ha kendinizi %100 hazır hissedecek misiniz? Hayır. %95'in üstüne çıkacaksınız. Eyvallah ama hiçbir zaman ben bile %100'ü yakalayamam bu konuda arkadaşlar. Yakalarım diyen de yalan söyler. Çünkü çok fazla düşünce yolu var. Aşırı derecede fazla düşünce yolu var. Dolayısıyla hiç kimse bu konu hakkında kendini hazır hissedemez sevgili gençler. Geçiyorum 7. soruma. Şimdi 7. soruda Harbi hocamız var. Tamam mı? Böyle sınıf ortamı, hoca, tahta, saat, ne güzel bak panolar, manolar. Sınıfı özledik. Öğretmenini özledim. Sizler öğrenciliği daha fazla öğrediniz. Özlediniz sanırım. Sürekli evde otur 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 sıkıldınız tabii. Şimdi Harbi hocamız inşallah o zamanlara en kısa sürede dönebiliriz gençler. 12 kişilik bir sınıfta her öğrenciyi birer birer tahtaya kaldırarak her bir öğrenciye sözlü sınav yapacaktır. Hocamız katı bir hoca demek ki. Herkesi tek tek tahtaya kaldırıp sözlü yapmak nedir ya? Herkesi yani bilemeyeni rezil etmek gibi değil mi? Ee, ben olsam quiz yapardım mesela. Yani. Evet. En ön sıra burası. En arka sıra da burası. Görseli gayet net anladık. Hocamızın ismi de Harbiye. Onu da biliyoruz artık. 12 kişilik bir sınıf olduğunu ve herkesin tek tek tahtaya kalkarak sözlü olacağını hikayenin içerisinde anladık. Öğrencilerin Sınıftaki sıra düzeni şekildeki gibidir. Şekli zaten anladık. Harbiye hoca. Öğrencileri tahtaya kaldırmaya en arka hizadan başlayacak. Oo hoca gittikçe katlarlaşıyor ya. En arka sıradan hani böyle en şımarık tayfa oluyor ya. Gelin bakalım arkadakiler sizi bir quiz yapacağım diye. Ee, arka hizadan başlayacakmış arkadaşlar. Güzel. Ben olsam ben de öyle yapabilirdim ama. En arkadaki öğrencilerin sözlü sınavı bittikten sonra bir ön hizadaki öğrencilere geçecek. Ve bu işlem bu işlem en ön hizadaki öğrencilere kadar devam edecektir öğrencilerin yeri de sabittir. Yani diyor ki şu öğrencilerin e, hizadaki öğrencilerin işi bittikten sonra bir ön hizaya geçecek. Ve şu öğrenci eğer tahtaya kalktı sorusunu çözdü veya çözemedi geldi tekrar yerine oturacak. Başka bir yere oturamaz diyor. Buna göre harbi öğretmen öğrencileri tahtaya kaç farklı bir şekilde kaldırır diye sorulmuş. Şimdi kendinizi harbi öğretmen gibi düşünün. Tamam mı? 12 kişilik bir sınıftasınız. En arkada 3 kişi oturuyor ve en arkadan kişi çağırarak sözlüğe başlamak istiyorsunuz. Önce ne yapmanız gerekir? Önce neyi düşünürsünüz? En arkaya şöyle bir bakarsınız dersiniz ki acaba kimi kaldırsam dersiniz. E güzel işte biz bu acaba kimi kaldırsam sorusunun acaba hangi sırayla kaldırsam sorusunun cevabını parametasyonla arayacağız. 3 kişi var arkadaşlar. 3 kişi bunlar. Mesela ilk olarak kaç kişiden birini kaldırabilir? 3. E şu diyelim ki şu kalktı. Sonra iki kişiden birisini ve sonra geriye kalan kişiyi kaldırır. Yani 3 faktöriyel. E bu sıra için 3 faktöriyel bu sıra için de 3 faktöriyeldir. Burası için de burası için de 3 faktöriyeldir. Doğru mu? Doğru. Peki bunlar toplanacak mı çarpılacak mı? Bak en mühim olan sorulardan bir tanesi de bu. Hocam toplayacağız mı çarpacağız mı? Gençler ben diyorum ki çarpacaksınız. Ama 10. sınıfa giden bazı arkadaşlarım şu an özel ders verdiklerim sevgili gençler. Hocam toplamayacağız mı diye sorular gelebiliyor. Neden toplamamız gerektiğini ben onlara soruyorum. O da şöyle söylüyor hocam bunların hepsi ayrı olaylar ve farklı farklı gerçekleşiyorlar. Toplamamız gerekmiyor mu? Hayır çarpacağız. Neden biliyor musunuz? Burada buradaki farklı olan olay yok. Burada tek bir olay var. Tüm sınıfın sözlü olması ve tüm sınıfın sözlü olması bu olaylara bağlı ayrı ayrı. Dolayısıyla biz bunları çarparız. Yani tek bir olay var aslında. E şimdi o halde bizim ne yapmamız gerekiyor sevgili gençler? Şunu Bunları çarpacağız sonucu bulacağız. 3 faktöriyel dediğimiz 6'dır. 3 faktöriyelin 4. kuvveti yani 6'nın 4. kuvveti bizim cevabımız olacak. Cevap da bu şekilde denizli seçeneğidir diyebiliriz. Şimdi 8. soruma geçeceğim. 8. soru son sorumuz bu arada. Son soruya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın sevgili gençler. Ee, bunları isteyince utanıyorum aslında ama. Neyse abone olmasanız da ben sizi seviyorum zaten. Videoyu beğenmeseniz de ben sizi seviyorum zaten. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bu soruyu 2020 tayfadan şu an bu videoyu takip edenler varsa hoca da dönüp dolaşıp aynı soruyu soruyor ya diyenler mutlaka olacaktır. Evet dönüp dolaşıp aynı soruyu soruyorum. Acil Matematik TYT Soru Bankası'nın permütasyon bölümünde olan bir soru aslında bu. Ve sevgili gençler bu soruda e, ben bu soruyu 2020 tayfa için canlı yayınlar yapmıştım. O canlı yayınlarda da çözdüm ben bu soruyu. E, ve Soru hakkında yorum kısımlarında sevgili gençler durmadan e, hocam soruyu yanlış çözme ihtimaliniz var mı diye olan sorular var. Ve ekstradan bir de şu var e, çözümü anlamayanlar var. Şimdi bu çözümü anlamayanlar için demek ki e, şöyle bir durum var. Zaten şunu biliyorum anlatması zor olan bir soru anlaması da kavraması da zor olan bir soru. Dolayısıyla ben bunu buraya koydum. Ve neden bu soruyu da arka arkaya koydum? Çünkü bu soruyla bu soru kendi arasında benzer. Kendi arasında benzer. Peki benzerliği ne? Soruyu okuyunca anlayacaksın. Başlayalım sorumuza. Ahmet diye, Ahmet diye bir dede var. 4 tane çocuğu ve her çocuğunun da 3 tane çocuğu vardır. Yani Ahmet dedenin 12 tane torunu var. Buradaki 12 boşluk onlar için olabilir mi? Ahmet dede torunlarının fotoğraflarını çerçeveye yerleştirecektir. E güzel anladık. Ahmet dedenin 12 tane torunu var ve buradaki çerçeveye fotoğrafları yerleştirecek. askere yerleştirebilir ama bazı şartları var Ahmet dedenin. Diyor ki buna göre kardeş olan çocuklar çerçevede yatayda yan yana olsun istiyor. Yani 4 tane çocuğu vardı ya Ahmet dedenin. Biz bunlara çocukların babaları diyelim. Baba 1, baba 2, baba 3, baba 4. Ve bu babaların çocukları buralara aynı renkler kardeş torunlar olmak üzere şöyle yerleştirilebilir. Bakın bunlar bu şekilde yan yana yerleşecekler. Farklı renkler seçelim. Şöyle yerleşecekler sevgili gençler. Ve bu şekilde sıralanacaklar. Bunlar kendi işlerinde yer değiştirebilir ama şu çocukla şu çocuğun fotoğrafları yer değişemez. Tamam Çünkü kardeş olan torunlar yan yana olsun istiyor. Şimdi madem öyle şunların her biri farklı grup olarak e, nitelendirebiliriz. Yani burası birinci hiza diyelim. Burası ikinci hiza, üçüncü hiza, dördüncü hiza diyebiliriz. Şimdi... Arkadaşlar ilk aklımıza gelen şey şu. Bu çocuklar kendi aralarında yer değiştirebilir. 3 faktöriyel, 3 faktöriyel, 3 faktöriyel, 3 faktöriyel biçimde bunların fotoğraflarını kendi hizalarının içerisinde yer değiştirebiliriz. Ne güzel. Sonra ne yapacağız? Sonra da diyorum ki bu hizaların yerlerini değiştiremez miyiz? Değiştiririz. Mis gibi olur. E, hizalar kendi aralarında 4 faktöriyel biçimde yer değişmez mi? Yani şu hizayla şu hiza altta üstü yer değiştirse. Sonuçta kardeş torunlar gene kendi işlerinde e, sıralanmış oluyorlar. Aynı hizada bulunmuş oluyorlar. Ve sadece hizalar yer değişiyor. Madem öyle 3 faktöriyelin 4. kuvveti çarpı 4 faktöriyel bizim cevabımızdır diyebiliriz. Bu 3 faktöriyel 6'dır. 6'nın 4. kuvveti çarpı 4 faktöriyel dediğimizde sevgili gençler 24 yani 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1'dir. Arkadaşlar 6 üzeri 4'ü de ben 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 yazarım. Yanındaki 2'nin küpü ve 3'ün 1'de de cabası. Şimdi şu 2'leri bir araya getirebilirsem 2'nin küpüyle 2'nin 4. kuvvetinin çarpımı 2 üzeri 7. 2'nin 3'ünün dördüncü kuvveti 3'ün birincinin kuvvetinin çarpımı da 3 üzeri 5 yapar. O halde bu da bizim cevabımızdır deriz. Cevap Edirne'ydi. Çok güzel oldu. Çok da güzel oldu. <laughs> çok güzel oldu. Çok da iyi oldu. <laughs> evet şimdi gençler. XX'ler için e, PDF'ini bitirdik. İki sayfa hazırlamıştım zaten pdf kalitesi olarak da şık bir pdf hazırlamaya çalıştım bu arada bunların e, her şeyinde pdf şablonunu da pdf'in düzenini de her şeyini kendime kendim ayarlıyorum gözüme güzel geliyorsa sizlere de paylaşıyorum bunlara da dikkat etmeye çalışıyorum çünkü e, güzel bir olay yapacaksan güzel bir biçimde yapmak istersin yani çok güzel bir maç izlemek istiyorsan 37 ekran bir televizyonda mı izlemek istersin yoksa böyle 8k'lık dev gibi bir dev ekranla mı izlemek istersin Ses sistemiyle mi izlemek istersin? Yoksa işte 2 artı 1 speaker ile izlemek istersin? Ee, tabii ki kaliteli olsun istersin. Şimdi konu kaliteli, hoca kaliteli anlatıyor. e Kaliteli bir pdf'in üzerinde işlemek istersin dersi de. Ee, dolayısıyla hani güzel yazan bir hocanın karşısında işlemek istersin dersi de. Bunlar işin tabii püf noktaları. Ee, işin artık böyle nasıl diyeyim uç noktaları da diyebiliriz püf noktalarından ziyade. Yanlış cümle kullanmak istemiyorum sevgili gençler. Biz de dedik ya pdf'i kaliteli hazırlamaya çalışıyoruz. Bunların hepsi zaman alıyor. E, genelde gece vakitleri yapmaya çalışıyorum bunları. Çünkü biliyorsunuz hem Eryaman'da, Ankara Eryaman'da bir kursumuz var. İşte özel ders büromuz var. E, hem bunun yanında acil yayınlarına sürekli soru yazıyorum. E, tahsih yapıyoruz. Bu aşama var. Daha sonrasında işte YouTube var. Daha sonrasında özel derslerim var. Kendi özel derslerim var. E, tüm bunlar bir şekilde yoruyor. Bunların haricinde dinlenmeye nasıl zaman buluyorsunuz? Yemin ediyorum bir saat yatarsam... Benim için kar diyorum. Yani dün gece 5.30'da uyudum ama 5.30'da uyumam bile videonun başında da söyledim ya. Ben şu videoyu 3. defa çekiyorum. Gerçekten 3. defa çekiyorum. Yani e, bunların da hatta kamera arkasıyı da paylaşabilirim. 3. defa çekiyoruz sevgili gençler. Mikrofonu açmayı unut. de tekrar aynı sorunu bir daha yap. Yani ona çok kızdım kendime. Birinci videoda videoya aç, hey, mikrofonu açmayı unuttun. İkincisinde gene ne? niye unutursun be adam değil mi? Evet videoyu bitirdik. Ama sağ tarafta chat hala çalışıyor bilmiyorum şu an kaç kişiyiz 50 mi 100 mü 25 mi belki 2 kişiyiz belki 3 kişiyiz sıkıntı yok. Ee, yani geçen sene de 200 kişi gelir canlı yayına dedim. 1000 kişiden 1200 kişiden fazla kişi gelmişti. İşte 1200 kişi gelir dedim 100 kişi toplayabilmiştik. Ee, olsun ne kadar yani ne kadar az olursa olsun 2 kişi 3 kişi izleyin yeterli e, gerekirse 2 kişi izleyin 3 kişi izleyin. Sıkıntı yok. Ben yine bu yayınları yapmaya devam edeceğim. Ne kadar öğrenciye ulaşırsam, ne kadar onlara bir şeyler öğretmeyi başarırsam benim başarım budur. Ben o kadar başarılıyım. Yani 100 kişiye öğretmekle 3 kişiye öğretmek arasında tabii ki ee, bir fark var ama ee, 3 kişiye de öğretsem onlar tam öğrendiyse, başarı oranım %100 olsun, hiç sıkıntı değil. Yeter ki öğrenin. Yeter ki sizler öğrenmek isteyin. Ben sabaha kadar o sabah bitsin akşama kadar gene ders anlatırım. Matematik seviyoruz, Allah'a çok şükür. Matematik öğretmeyi de seviyoruz. Çok bin şükür. Yeter ki sizler bu dersten verim alın. Dedim ya hiç önemli değil. Yani e, kaç tane video çektiğim hiç önemli değil. Yeter ki izleyin, yeter ki öğrenin, yeter ki matematiği anlayın, matematiği sevin. Başka bir şey istemiyoruz. Allah bir videoda daha etmiştim. İzleyen gözlerinize, dinleyen kulaklarınıza, çalışan beyninize Allah zeval vermesin sevgili gençler. Evet. Yan tarafta chat kısmında hala ben oradayım. Bu video canlı değil. İlk gösterim premier gösterim olarak yayınladık. Bu video bant yayınıdır ama yan tarafta chat kısmında ben sevgili gençler sizlere orada yardımcı olabilirim. Şu an bu videoyu sizlerle beraber ben de izledim. Ee, tabii videoyu ileri falan sardıramadınız. Sıkılan arkadaşlar olduysa da vakitlerini çaldıysak affola. Diyelim videoyu sonlandıralım. Ee, başka sorunuz olursa chat kısmını kapatıyor kapatıyorum artık. Başka sorunuz olursa sevgili gençler yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu arada bu video biter bitmez yani canlı gösterim biter bitmez anında oynatma listesinde yer alacaktır. Dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz sevgili gençler. Arkadaşlarınıza da bizleri önermeyi unutmayın lütfen. Evet bu videonun sonuna geldik. Diğer videomuzda ve diğer testlerde, diğer sorularda, diğer konu anlatımlarında görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.